12 Nisan 2020, Almanya'da vaka sayısı 126 bini, ölü sayısı 2900'ü geçti. Ama yeni vaka ve ölü sayısındaki düşüş sürüyor. İyileşenlerin sayısı da 60 bin. Avrupa'da, İspanya'dan ve İtalya'dan da görece olumlu haberler var. Yani Avrupa'da durum ciddiyetini korumakla beraber yavaş yavaş bir toparlanma sürecine de girildiği görülüyor. Bugün Paskalya, Hristiyanların kutsal günü, kiliseler kapalı. Papa ilk kez bomboş bir kilisede kutladı Paskalya'yı. Bir konuşma yaptı. Burada fakir ülkelerin borçlarının silinmesini istedi. Ateşkes çağrısı yaptı ve bazı ülkelere uygulanan yaptırımların da hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Söyledi de güzel şeyler söyledi ama bunu kimsenin ciddiye alıp da uygulayacağını zannetmiyorum. Zaten yıllarca sömürüp fakirleştirdiğiniz ülkelerin borçlarını silmek de çok övünülecek bir şey olmasa gerek. Avrupa bu gasp ettiği zenginlikler için her şeyini bile verse katledilen milyonlarca insanın vebalini asla ödeyemez. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdaydı, yoğun bakımdan çıktı, bir mesaj yayınladı. Hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti. İngilizlerden de evden çıkmamalarını istedi. Bu arada Boris Johnson'ın Türk olduğuna dair medyada bazı haberler çıkıyor. Ona kısa bir açıklık getirelim. İngiltere Başbakanı'nın dedesi Türk, Kurtuluş Savaşı esnasında İngiliz muhiplerinin cemiyetini kurmuştu. Kurucularındandı. Milli mücadeleye karşı, Atatürk'e karşı yazılar yazan bir hain maalesef. Üniversitede ders veriyordu ancak öğrencilerin baskısıyla görevden alınmıştı. Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık bile yapmıştı. Yani milli mücadele başarıya uğradıktan sonra da halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Atatürk bu olaya kızmıştır. Niye koruyamadınız diye. İlk eşi onun İngilizdi. Boris Johnson da onun torunudur. Yani böyle bir hikayesi var. Avrupa'da bu arada moda markaları uzak doğu ülkelerine verilen siparişleri birer birer iptal etmeye başlamışlar. Ekonomi açısından da önemli sonuçlar doğuracak bu korona işi önümüzdeki günlerde. Latin Amerika'da sokağa çıkma kısıtlamaları vardı, uzatıldı. 26 Nisan'a kadar geçerli olacak artık. Bu arada Meksika'da binlerce kişi Paskalya ayini yapmış bugün. Allah akıl fikir versin, hakikaten coğrafya fark etmiyor bazen. İsveç'te bir hastane korona olan 60 yaş üstü hastalara yoğun bakıma alınma önceliğin verilmemesini istedi. Büyük eleştiriler var. Almanya'da da benzer bir iddia gündeme gelmişti. Ama bu işin aslı şöyle. Yani Avrupa yaşlıları ölüme terk etmiyor. Ancak aşırı yüklenme olursa doktorlar anında ilk hangi hastayı tedavi edeceklerine karar veriyorlar. Örneğin bir kaza oldu. Hastaneye 30 kişi geldi. Acilde de 3 doktor var. Yaş faktörlerden biri. Gençlerin hayatı daha değerli olduğu için değil. Onlar daha çok dayanabildikleri için, kurtarma umudu daha yüksek olduğu için. Ama gençlerden biri umutsuz, kötü durumdaysa, yaşlılardan biri de daha iyi yaşayabilecek gibi görünüyorsa, doktorlar orada yaşlıyı bırakıp da genci iyileştirmeye çalışmıyorlar. O esnada karar verip yaşlılara da öncelik sağlanabilir. Bu İsveç ve Almanya için geçerli değil, tüm dünyada böyle yapılıyor. Yanlış anlaşılmalara burada mahal vermeyelim. Bununla bağlantılı mesela Fransa'da bir milletvekili yaşlı bakım evlerinde hastaların ölüme terk edildiğini söyleyerek sert eleştirilerde bulundu. Çoğu hastaneye kabul edilmedi, kasti olarak alınmadılar dedi. Bazen oluyor panik durumlarında. Özel hastanelerin herkese açılması gerektiğini söyledi burada. Zaten bu özel hastane denilen olay, parası olanın daha iyi şartlarda, daha iyi sağlık hizmeti aldığı bir uygulama hiç olmaması lazım. Devletin herkese eşit şekilde en iyi sağlık hizmetini sağlamak zorunludur. İtalya'da da mafya. Dışarı çıkamayan yoksul ailelere gıda yardımına başladı. Sicilya başta olmak üzere birçok bölgede mafyanın öne çıkması ülkede endişeyle izleniyor. Hakikaten bu işler böyledir. Yani ya devlet başa ya kuzgun leşe derler. Allah göstermesin. Almanya'da halk maske takma zorunluluğundan yana yine bir anket yayımlandı. Alman haber ajansı DPA YouGov firmasına yaptırmıştı anketi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre halkın %33'ü süpermarketlerde maske takılmasını istiyor. Ek olarak bir %21 de açık alanlarda maske mecburiyeti getirilmesini savunuyor. Maskeye karşı olanların, yani maske zorunluluğuna karşı olanların oranı ise %37. %9'unda bir fikri yok. Avusturya'da marketlerde ve toplu taşımada maske takma mecburiyeti getirilmişti. Almanya'da şu ana kadar sadece Thüringen eyaletindeki Jena şehri bu konuda bir adım attı. Diğer şehirlerden bir haber yok. Uzmanlar bu konuda farklı görüşler ileri sürüyorlar.
Ama Dünya Sağlık Örgütü maske takmanın sizi virüsten korumayacağı görüşünde. Peki niye bu kadar savunucusu var? Çünkü hastaysanız, maske takarsanız virüsü başkalarına bulaştırma ihtimaliniz düşüyor. Savunanlar bu nedenle savunuyorlar. Bu kriz engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini çok daha kötü etkiliyor. Onlara yönelik birçok hizmet aksadı, sunulamıyor. Bakım personeli bulmak çok zor şu anda. Benzer şekilde psikolojik rahatsızlıkları olanlar da kendilerini daha güvensiz hissedebiliyorlar, yalnız hissedebiliyorlar. Depresyon, şizofreni, bu gibi rahatsızlıkları olanlar, geçmişte bu gibi rahatsızlıkları olanlar daha kötü etkileniyorlar. Alman üniversiteleri bu amaçla psikoloji öğrencilerine kriz telefonları ve video danışmanlık ile bu süreçte yardımcı olma yolunu açtı. Böyle bir hizmet başlattılar. Hep söylüyoruz, bu konuda Türkçe bir danışma hattı. Ekmek gibi, su gibi lazım şu anda. Sadece psikolojik destek anlamında değil, aile içi şiddet, uyuşturucu, hukuki konularda, bağımlılık konularında Türkçe desteğe büyük ihtiyaç var. Birçok vatandaşımız haklarını bilmiyor. Form doldururken, başvuru yaparken yardıma ihtiyaç var. Umarım yetkililer bu konuda en kısa sürede adım atarlar ve vatandaşlarımızın bazı kötü niyetli şirketler tarafından sömürülmesinin de önüne geçilir. Federal Eğitim Bakanı Almanya'da işini kaybeden öğrencilere faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Bunun hızlı ve etkili şekilde yapılması planlanıyor. Hedefim hiç kimsenin bu nedenle okulu bırakmaması dedi. Hiç yoktan iyidir yine, öyle söyleyelim. Ama kredi yerine burs verilse çok daha iyi olur. Büyük firmalara 1 trilyon avroya kadar destek ve garanti sağlayabilen koskoca Alman hükümeti öğrencilere 500 avro yardım yapamazsa gerçekten çok ayıp. Üniversiteler hala harç paralarını alıyorlar. Yurtlar hala kiraları topluyorlar. Bakan öğrencilere yardım etmekte gerçekten kararlıysa önce bu paraların iadesini sağlasın. Gitmediğimiz üniversiteye, yemediğimiz yemeğe, binmediğimiz tramvaya para ödüyoruz şu anda Almanya'da. Berlin'de de mesela yıllık abonman biletleri kullanması iş kapanmış. Kimse binmiyor insanlar tramvaya, parayı ödüyorlar. Kuzey Rhein-Westfalia Soforthilfe ödemelerini durdurmuştu, o şirketlere yardımı. Dolandırıcılar bakanlığın sitesini aynen kopyalamışlar. Başvuru toplamışlar. Paraları kendi hesaplarına aktarmaya çalışmışlar. Bugün bunların böyle Panama ve ABD üzerinden anonim olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmalar devam ediyor. Yani iki tane sahtekar yüzünden bu kadar paraya ihtiyaç duyulan bir dönemde birçok işletme bu can suyundan mahrum kaldı. Hakikaten çok yazık. Nasıl bir vicdan? Vicdan demişken mülteciler akla geliyor. Yunanistan, Türkiye'nin korona nedeniyle mültecileri geri almadığını, geri kabul etmediğini açıkladı. Etmez tabii. Yani Avrupa Birliği burada haksız. Verdiği hiçbir sözü tutmadı. Türkiye-AB geri kabul anlaşması var biliyorsunuz. Mültecilerin Türkiye'ye iadesi için. AB birçok söz verdi. 3 tanesi. 1. 6 milyar avro verilecekti. Vermediler. 2. Eşit oranda mülteci alacaklardı. Almadılar. 3. Gümrük Birliği Anlaşması genişletilecekti. Türkiye'nin lehine olarak genişletilmedi. Şimdi Türkiye mülteci almıyorum derse bir şey diyemezsiniz. Ancak bu madalyonun bir yüzü, diğer yüzü büyük bir trajedi var. Adalarda, sınırlarda, denizlerde bunların engellenmesi lazım. Berlin'de mültecilerin durumuna dikkati çeken çok güzel bir protesto yapıldı. Bir fırının önünde sıraya girenler, 1,5 metre ara bırakmak mecburi biliyorsunuz. O aralarda mültecilerin durumuna dikkati çeken pankartlar açtılar. Bu nedenle şu anda işte ben haklıyım, sen haksızsın zamanı değil. Bir an evvel bu sorunları çözme zamanı. Bu sene izne gidebilecek miyiz? En çok sorulan sorulardan biri. Bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den bir cevap geldi. Kısmi bir cevap. Plan yapmadan beklemenizi tavsiye ederim dedi Leyen. Temmuz ve Ağustos ayları için şimdiden kimse kesin bir şey söyleyemez dedi. Avrupa Birliği'nde tüketicilerin bu durumda para iadesi veya hediye çeki alma imkanı olduğunu da söyledi. Şimdi bu çok önemli bir konu. Burayı biraz açalım. Avrupa Birliği'nde normalde pandemi nedeniyle, yani salgın hastalık pandemi nedeniyle iptal edilen bir seyahatin bedeli 14 gün içerisinde geri ödenmeli, normalde olduğu gibi. İptal edilen uçuşlar da bir hafta içerisinde geri ödenmeli. Ancak bu korona krizinde birçok şirket, birçok tur operatörü mali zorluklarla karşı karşıya kaldılar, biliyoruz. Ödeyemeyenler var, biliyoruz. Devlet onlara yardımcı oluyor. Zaten daha da yardımcı olsun, destekliyoruz. Hiçbir şirket batmasın. Hiç kimse işini kaybetmesin. Ama bu işin faturası da vatandaşa kesilmesin. Bir futbol maçına veya konsere bilet aldıysanız size 2021'e kadar geçerli hediye kuponu verilmesi gündemde.
Uçak biletlerinde de bu konuşuluyor şimdi. Ama bunun olmaması lazım. Büyük firmalar, karteller yıllarca milyar dolarlar kazandılar. Hiçbiri iyi günlerde vatandaşı arayıp halatır sormadı. Şimdi en ufak bir krizde hemen bu krizin faturasını halka nasıl keseriz diye düşünülmemesi lazım. Aynı şey Avrupa'da olan aynı şey Türkiye için de geçerli. Maalesef Türkiye'de de korona nedeniyle iptal edilen seferlerin, uçak seferlerinin bilet ücreti iadeleri uçuş yasağı kalktıktan 2 ay sonra yapılacak diye bir düzenleme çıktı. Yani hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Bileti satarken parayı hemen alıyorsunuz. 2 avro eksik olsa bileti vermiyorsunuz. Uçağa binerken 2 kilo fazla olsa dünyanın parasını istiyorsunuz. Yoksa uçağa bindirmiyorsunuz. Bazı firmalarda su bile vermiyorlar. 2 avro ödemezseniz bir bardak su içemiyorsunuz. Sen bana bilet satmışsın. Uçak uçmamış, şu veya bu nedenle iptal olmuş. Ben paramı vermişim. Versene benim paramı kardeşim. Yani ne demek 2 ay sonra? Aslında 2 ay sonra da değil ya. Uçuş yasağı kalktıktan 2 ay sonra. 1 Mayıs'a şu anda bilet satıyorlar. Uçuşlar başlayacak deniyor. Ama belki ertelenir. Ertelenirse ne olacak? Ben şimdi bu bileti alsam, bana yasak bittikten 2 ay sonra ödeyecekler paramı. Yasak ne zaman kalkar onu Allah bilir. Veya bileti açığa alacak. Açığa alacak ama o da şöyle. Ben bu bileti diyelim 200 avroya aldım. Uçuşlar da Ağustos'ta başladı. Ben Ağustos'ta 200 avroya gidemiyorum. O zaman bilet kaç para olmuş diyelim 500 ki artar. 300 daha ver diyorlar bana. Öyle gidebilirsin diyorlar. Yani tüm havayolu firmaları için geçerli bu söylediklerim. Bir tanesi geliyor gidiyor Barcelona'ya sponsor oluyor. Milyonlar verip reklamlarında işte Messi'yi oynatıyor. İşte Amerika'dan filanca Hollywood yıldızına bilmem kaç milyon para veriyor. Messi'ye parasını 2 ay sonra ver bakalım verebiliyor musun? Teklif bile edemezsin. Bize gelince yapıyorsun ama. Sevgili dostlar, bakın hepimiz aynı taraftayız bu durumda. Milletvekillerinin hepsi, iktidar, muhalefet hiç fark etmez. Hepsi düşük fiyatlarla bilet alıyorlar. Ekonomi sınıfı alıyorlar. Barco'ya geldiklerinde otomatik olarak bedavadan business class'a geçiyorlar. Bu parti meselesi değil. Burada parti ayrımı da yapılmıyor. Biz bu paraları Avrupa'da ne zor şartlar altında kazanıyoruz. Bu insanlar korona tehdidi altında emekçiler sabah 4'te kalkıp işe gidiyorlar. Çoluğunu çocuğunu evde bırakıp acaba virüs kapar da onlara bulaştırır mıyım korkusuyla gidiyorlar. Sen bu emekçinin parasını vereceksin kardeşim. Efendim ilgili kanunun ilgili bilmem ne yönetmeliğinin kaçıncı ek maddesi. Değiştirin kardeşim yönetmeliği. Biz bu noktada Cumhur İttifakı, Millet İttifakı bu konulara takılmamalıyız. Biz bu noktada, bu konuda gurbet ittifakıyız kardeşim. Bizim çıkarlarımız burada ortak. Bu ortak çıkarlarımızı hep birlikte savunmalıyız. Ancak o zaman o şekilde, güçlü şekilde mücadele edersek bu haklarımızı alırız. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.